CHP İzmir Milletvekili Sayın Virgül Ayman Güler bizlerle birlikte. Sayın Güler, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet, ne yazık ki acı günlerden birini daha yaşıyoruz. Uludere'den başlayan bir süreç var. Terör bir ivme kazandı. Önemli adresler var bu süreç içinde. Foça çok önemli. Hakkari Şemdinli'de çok ilginç olaylar yaşandı. Girilemeyen kurtarılmış bölge olarak adlandırmalar yapıldı. Ve Antep'teki bu büyük terör saldırısı çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Bu tabloyu genel olarak görmek gerekirse... PKK taşeron olarak da kullanılıyor iddiaları var ama nasıl bir yorum çıkar bunun altında? Ben öncelikle Türk ulusuna başsağlığı diliyorum. Hepimiz gerçekten Gaziantep'te yaşanan olaylardan ötürü çok üzgünüz. Siz başlangıç noktasını çizdiniz. Bence belirlediniz. Doğru bir şey. 28 Aralık günü yaşadığımız Uludere katliamı. Gerçek bir katliam. Problem olay. Herkes hatırlıyor ama bir kere daha söyleyeyim. 34 genç insanımızın orada bombalanma suretiyle öldürülmesi. Öldüren kim? Bizim uçaklarımız olduğu söyleniyor. Büyük mesele şu, ya bu bilgi nereden alındı, bu emri kim verdi? Orada bir silahlı grubun geçişi olduğu yönündeki bir istihbarat üzerine bu bombalamanın yapıldığı söylendi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak günlerce sorduk, bu istihbaratı nereden aldınız? Genelkurmay dedi ki ben vermedim. Milli İstihbarat Teşkilatı dedi ki benden de çıkmadı. Nereden geldi o istihbarat? Anlaşıldı ki bu istihbarat dış kaynaklıdır. Evet. Ve o dış kaynağı bir türlü kontrol edememiş memleketimizin hükümeti. Hükümet edemeyince elbette askeri yönetimde pek bir şey yapamaz olmuş. Şimdi hala ortada açık bir hesap var. Eğer 34 vatandaşının ölümüne sebep olmuşsan, bunun nedenini ortaya çıkarmak, iktidar koltuğunda oturuyorsan sana ait. Onun dışında başka bunu yapabilecek kimse yok. Önce bunun bir hatırlatmasını yapmak lazım. Eğer bu memleketin, üstelik de başbakanın ustalık dönemini yaşadığını iddia ettiği bir hükümeti varsa, bu hükümet Uludere katliamının nereden kaynaklandığını ortaya çıkarmakla yükümlü. Bu sorumluluk hala omuzlarında. Biz bu olayı yaşadıktan kısa bir süre sonra Suriye'de bizim uçağımız düştü. Evet. Biz yıllardır uluslararası ve bölgesel pek çok önemli sorunun içerisinde yaşamış bir ülkeyiz. Suriye'de uçağımız düştü, başbakan çıktı, dedi ki öldürürüm bir daha yaparsanız, düşürdünüz. Aradan zaman geçti, düşürülmediği çıktı uçağın. Pardon, önce bir füzeyle mi düştü, bilmem roket atarla mı düştü. Düşürülmediği ortaya çıktı. Orada gencecik pilotlarımızı kaybettik, uçaklarımızı kaybettik. Ve hala aynı Uludere katliamındaki gibi bizim uçak neden düştü? Bunun bilgisine sahip değiliz. Evet. Şimdi sürekli söylediler ya, askeri vesayet kalkacak, asker hükümete bağlı olacak. Şimdi eğer asker hükümete bağlı olacak ise, ki doğrusu da budur, onun siyaseten sorumlusu hükümettir. Biz nereden bilelim canım, o bir askerler yaptılar, bizim haberimiz yok deme şansınız yok. O halde Suriye'de düşen uçağın düşme nedenini, öyle Suriye'ye bir daha yaparsan gelirim, dalarım, seni yok ederim, mahvederim diye kaba dayılanmak yerine açıklayacaksın. Bunun da siyasi sorumluluğu şu anda hükümet koltuklarında oturanların üstünde. Bir süre sonra Foça'da bir baskın, Foça baskınıdır. Basit bir araç patlatma olayı değildir. İzmir'de biliyorsunuz Foça. Ben İzmir milletvekili olarak o olayın hemen ertesine, üstüne diyeyim, Foça'ya gittim. Orada yetkililerden bilgi aldım. Nasıl bir şey? Olay yerini gösterip açıkladılar. Bir patikamsı denebilecek ama işlek sayılabilir bir caddede. Bu tarafı toprak yığını, bu tarafı daha banket, düşük banket gibi bir yol. Buradan gelen askeri aracı C4 bombayı yerleştirmişler o toprağa, patlatıyorlar. Bir miktar şans ama büyük ölçüde de şoförün ve korumalık yapan askerin uyanıklığı, bir anormallik görüp hız kesmek. Nedeniyle o patlama gövdesinde değil de otobüsün hemen önünde. Ve ne yazık ki o şoförü, koruma çocuğumuzu kaybettik orada. Şimdi Foça'nın önemi ne? Foça'nın önemi şu. Bir
Deniz kuvvetleri bakımından son derece önemli bir komuta merkezi. İki, teröre karşı mücadele eden jandarmanın, komandonun yetiştirildiği bir ana üs. Bu şu demek, biz öyle sizden uzakta, memleketin doğusunda, güneyinde, dağlarında falan değiliz. Geliriz sizi, aha can evinizde buluruz ve vururuz. Bu çok büyük bir meydan okuma. Şimdi bu meydan okumaya karşılık hesap soracak. Bu meydan okuma, sen kimsin kardeşim diye peşine düşecek olan güç, birinci öncelikle ustalık dönemini yaşayan bu başbakanın hükümetidir. Benim izlediğim kadar, ki iyi izledim, Foça baskınına ilişkin açıklama falan gelmedi. Bu nasıl oldu? Bu herkesi şaşırtan bu şey nasıl gerçekleşti? Bunun üzerinde de bir siyasi sorumluluğun sessizliği var. Ne yazık ki orada bir miktar başında bekledik. Mersin'den askerlerimizden birini kaybettik. Aile evet. Aldı çocuğunu, Mersin'e döndü. Şimdi Gaziantep'te olduğu gibi bir sürü yetkili ve etkili kişi orada saf tuttu. Üzgünüz dedi, başınız sağ olsun dedi. Ya bu insani dilekler, bunları beklertiriz birbirimizden kuşkusuz. Ama onların görevi saf tutmak ve başınız sağ olsun ey milletim falan demek değil. Gereğini yapmak. Foça baskını da böyle ortada şu anda kaldı. Sonra bir Şemdinli olayı yaşadık ki ismini bir türlü koyamadık. Oralara heyetler gitti geldi, gazeteciler gitti geldi, bir sürü insan bir şeyler söyledi. Satır aralarından anladık ki Şemdinli'de yaşanan şey bir işgal. Yani bir ülkenin topraklarını kendisine başka güçler vehmeden bir takım kuvvetler gelmişler, basmışlar ve orada kalmak stratejisine göre davranmışlar. Kendileri böyle açıkladılar. PKK terör örgütünün söylediği şey bu. Evet. Vur kaç yapmıyoruz, vur kal yapıyoruz dediler. Bunun üzerine bütün bu yetkililerin Şemdinli'de zarara uğrayan yurttaşlarımız için çok üzgünüz açıklaması yetmez. Şemdinli'de bizim meşruiyetini tanımadığımız kuvvetler Şemdinli'de vur kal adını verdikleri bir işgal gerçekleştirme denemesi yaptılar. Ve Uludere'de katliam kim vurdu bilmiyorum. Suriye'de uçak düştü, neden düştü anlamıyorum. Foça baskını oldu, ya neydi ki, nasıl oldu ki, kim cesaret buldu? Aman başımız sağ olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Ve Şemdinli'de açık açık bir işgal yaşanıyor. Bu işgali de medya haber verme, medya öne çıkarma diye sansür uygulayarak gözlerden kaçırmaya çalışıyorum. Benim vatanımın bir karış toprağı eğer vur kal stratejimizdir diyen bir kuvvet tarafından işgal ediliyorsa bu ulusal bir meseledir. Evet. Bu meseleye ilişkin iktidar koltuklarında oturanların görevleri medyaya sansür getirmek değil, bunu tüm boyutlarıyla görmek ve gereğini yapmaktır. Sonra biz milletvekili kaçırmaya tanık olduk. Hiç evet. Tanık olmadığımız şey. PKK bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilini kaçırdı. Enteresan bir şey, hükümet yetkililerinden kimileri şu açıklamayı yaptılar. Durun bakalım canım, kaçırıldı mı yoksa anlaşmalı mı? Ya sen Oslo'da gitmişsin PKK ve KCK ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak müzakere yapmışsın. Hı hı, hı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili onlarla bir şey görüşmek isterse bir yolunu bulur, zaten sessizce görüşürüz. Kendisi gider görüşür. Evet. Sen nasıl Oslo'ya gidip görüşmüşsen, üstelik sen hükümet olarak gidiyorsun. Burada bir milletvekili inisiyatif kullanmış deriz, gelir geçeriz. Ne olacak canım, anlamak istedi, derinliğine bakmak istedi. Anlayışla karşılanır gider. Ama ilginç bir şey, hükümet olduğunun farkında değil. Bu memlekette milletvekilinin kılına dokunamazsınız demesi gerekir. Ve bizlerin ya bunun gereğini yap ya istifa et, sen milletvekilini bile koruyamayan bir siyasi iktidarsın diye ortalığı ayağa kaldırmamız gerekir. Ama enteresan, tartışılana bakın. Gitti mi, kaçırıldı mı? Orada memnun mu kaldı, şöyle mi yaptı, bunu mu dedi falan. Bunlar ayrı tartışma konusu ama birincil öncelikli tartışma konusu bu ülkede bir milletvekili PKK terör örgütü tarafından kaçırılmıştır. Peki, Foça baskınını yapma cesareti bulanlar hemen ardından bunu da, bu cesareti de bulmuşlardır. Bunun üzerinde çok önemli durmak lazım.
Şimdi Aygün'ün kaçırılması hakikaten bir milletvekili sıfatıyla önemli bir olay. Siz de az önce söylediniz. Kaçtı mı, kendi isteğiyle mi gitti, kaçırıldı mı iddiaları gündeme geldi. Hükümet tarafından dinlendirildi bu zamanda. Evet. Bunu başka bir fatura çekmek, fatura kesmek için ya da CHP'nin imajıyla ilgili bir takım soru işaretleri yaratmak için söylendiğini düşünüyor musunuz? Evet, böyle yorumlanabilir ama bana daha cazip gelen şu, hükümet olduğunun farkında değil. Yani Şamil Tayyar gibi biri kalkıp tweetleyebilir de memleketin hükümet koltuklarında oturanlar bunun üzerine kafa yormazlar. Benim yönettiğim memlekette bir milletvekili nasıl kaçırılabilir kardeşim diye kabadayalanmak zorunda. Önce bunun çözülmesi lazım. Bunun arkasından bir şey gündeme geldi. Meğer 26 kamu görevlimiz PKK tarafından kaçırılmış ve bir yıldır onlardan ses seda yok. Şemdinli işgal edilmiş, ses seda çıkarmayan hükümet meğer zaten bir seneden beri kaçırılmış olan kaymakam, öğretmen, çeşitli mesleklerden kamu görevlilerinin kaçırıldığını bilmesine rağmen kılını kıpırdatmamış. Allah aşkına hangi ustalık dönemi bu? Bu nasıl hükümet? Bu nasıl yönetim? Evet. Onun arkasından tabii biz en son bütün bu gelişmelerden sonra, yani terör örgütünü çok güçlendiren, hükümeti büyük basiretsizlik içerisinde gösteren ortamda Şemdinli taraflarında 50 araçlık konvoyuyla BDP'li milletvekillerinin PKK'lılarla kucaklaşmasına tanık olduk. O manzara bütün bu konuştuğumuz basiretsizlikler birikiminin sonunda anormal karşılanmasa gerek. Türkiye'nin adeta varlığına kastetmiş olan çeşitli siyasal, yerli ve yabancı güçler artık çok cesurdurlar. Evet. Bu çok önemli. Evet. Gaziantep'teki patlama karakolun dibinde ceza infaz memurlarını taşıyan, yani bir yerde güvenlik sistemine dönük ve orada çoluğun çocuğun bir ailenin, gencecik bir ailenin yok olmasına yol açan patlama, bütün bu basiretsiz ve yönünü kaybetmiş siyasi iktidar karşısında bu terör örgütünün ve onun elbette yaslandığı tüm dış dinamiklerin buldukları cesareti gösteriyor. Benim gördüğüm benim hissettiğim şey büyük bir eziklik duygusu. Gördüğüm manzara Türkiye'nin yönetilemediği. Bütün bu genel gelişmelerin arkasında ne var diye sormuştunuz. Hiç kuşkusuz dış güçler var. Şunu artık herkes görmeli. Türkiye'de Kürt sorunu denilen sorun iç sorun değildir. İç sorun değildir bu. Bu Orta Doğu bölgesi sorunudur. Bu bir dünya sorunu haline, uluslararası sorundur. Bu meselenin takipçileri doğrudan doğruya müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleridir. Bunlar 30 yıldan bu yana onların koruması altında gelişmişlerdi. Şimdi Irak parçalanıp kuzeyinde bir yeni devlet kurularak, Suriye parçalanıp bizim güneyimizde bir başka devlet kurularak, Barzani Irak Merkezi Hükümeti'ni Türkiye'nin desteğiyle adeta bypass ederek dünyaya petrol politikalarıyla eklemleniyor. Türkiye'de akla evvel yöneticiler var. Ben rastlantı olduğu kanısında değilim, onun bilmeden yapıldığı kanısında değilim. Sözüm ona Orta Doğu petrol yönetiminde ve Orta Doğu'nun yönetiminde rolümüz olacak diye. Özellikle bu Kürt devleti oluşumuna göz yumulduğunu, hatta destek verildiğini artık görmemiz lazım. Yani şu parti ya da bu parti, herkes takkeyi koysun önüne düşünsün. Bizim Türkiye olarak çıkarımız ne kardeşim? Benim oy verdiğim parti hangi parti ise bu konuya ilişkin ne yapıyor, ne yapmıyor? Evet. En başta da önemli bir miktarda oyla desteklenen AKP'nin seçmenin düşünmesi lazım. Ya benim oy verdiğim bu parti Türkiye'ye ne yapıyor? Önümüzde bizim adeta Türkiye sınırlarının silinme süreci var. Ya bunu bir tahmin olarak söyleme. Buna ya böyle bir tehdit var diye 15 sene önce söylerdik. Paranoya yapma, paranoya falan derlerdi. Şemdinli işgali Türkiye'nin sınırlarının silinmeye gayretidir. Başka